Johnny bak tam ben senin karşına bir şey göremedim. 2, 3, 4 tane Burcu. Parmak izi var. Hayır biz eleştireceğiz. Parmak izi apayrı bir şey tabii ama hani cam hiç güzel olmamış. Yok, ama bir şey söyleyeyim yok. Mi? Cam, cam gerçekten olmuş. Ben diyorum cam ya sana cama zaten yeterince bütün enerjini camda harcamışsın. Çünkü 42 dakikasını bir cama verdi yani olmasın kolların mı? Kolların kopmuş, diğer tarafları yapamamış. Sergen dış demirlerini de sildin mi? Sildim. O zaman şöyle yapalım tekrar biz yorumlardan... Başlayalım bir baştan. Böyle parça parça gidiyor çünkü. Nebahat abla senden başlayalım. Evin %100'ünü dersem Sergen sadece bu evin hani yağ oranını zaten arındıramamış. Toz oranını da arındıramamış. Yani evin %25'ini bir emeği geçmiş. Bu bir gerçek. Yani %100'ün sadece %25'ine geçmiş. %25'ine geçmiş. %75'ine ne oldu? İnan Sergen'cim. Hani aslında bir şeyleri çabalamışsın ama dediğim gibi böyle bir evin ağırlığına hiçbir zaman maruz olmadığın için yani bu ev sana biraz fazla geldiği için yetememişsin. Mesela derzleri, kenarları, her tarafı böyle dokunduğumda bezlerle bir şöyle bir geçtiğinde sadece sana göstermek için yaptım yani bunu aslında bu bir kötü amaçla değil yaptıklarım. Bu göster Nebahat abla. Bu hani bu bezler, bu camlarda hani bu camlarda en azından bu detay olsaydı derdim ki şimdi şöyle şunlar da bitmeseydi derdim ki ayna gibi cam şimdi silmiş. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ayna gibi kapı silmiş ve ayna gibi bir yağı arındırmış. Anladım. Şu konuda sizi de aydınlatayım. Siz evinize sıfır pencere dahil taktırsanız onun kenarlarında siyah lastikler var. İster istemez o lekeyi çıkartıyor. Bilerek o lastiğe Sergenciğim, sürmüşseniz... Sergenciğim biz o contaların hiçbirine dokunmadık. Pencerelerin tamamen kenarlarındaki beyazlıklarda. Yani bu mutfak tarafında da gösterebilirim çerçevesinden. Sana. Çerçevesinden çıkarttıklarımız bunlar. Hani contalara dokunmadık. Onlar siyahı veriyor. Kabul ediyorum. Evet. Ben gayretin yok demiyorum. İnan yok demiyorum. Arkadaş çok önemli ama bir detaya bu arada. Ama sen bu kadar hani kirli yerde ve yağlı terlikte, bir tezgahlarda evi görmediğiniz için. Kim hani o? Görmediğiniz... Nebahat. Çok detaycı olduğu için yere basarak gezdiği terliklerle tezgahın üstüne çıktı. O bir istem yani. Hani evinde temizliği. İnsanlar böyle tabii, dolabından bir şey aldığında bir istek. Çıkılır. Ve o istem dışı bir hareket. Yani o yüzden... terlik var ya ayağımda. Ben de dolaptan bir şey aldığımda sandalye üstüne çıkıp boyum yetmediği için onun temizlikle ilgili hani, alıyorum. Yani sen bu davranıştan dolayı Nebahat ablanın temiz olmadığını mı düşünüyorsun? Kesinlikle olmadığını konuşuyor. Düşünüyorum. Yani ben bir şey ispat edebilirim. Kesinlikle olmadığını benim günüm olacak. Yemek hazırlanan kendini... bir yere dışarıda gezdiğin terlikle çıkıp basamazsın.